Şu anda Kotor'dayız. Belgrad'a gidiyoruz. Yolculuk 12 saat sürecek. 27 euroya aldık kişi başı biletleri. Belgrad'da görüşürüz. Umarız çok keyifli bir Sırbistan bizi bekliyordur. Gece saat 2.41. Karadağ'dan çıktık. Pasaport kontrolü yine 1 dakika falan sürdü. Şu an bir Sırp benzinliğinde moladayız. Otobüs çok soğuk. Şimdi bu markette ısınmaya çalışıyoruz biraz. Saat 5 daha. Bir 4-4,5 saat yolumuz gözüküyor. Günaydın. Belgrad'a vardık. 11.5 saat falan sürdü yolculuk toplamda. Yanımda bir tane full uyuyan var. Nasıl geçti yolculuk? Yani bir otobüs yolculuğu nasıl geçerse şeydi, zordu birazcık. Zorluydu. 11.5 saat olmasından dolayı. Ama bir şekilde başardık. Podgorica'dan sonra yollar nasıldı? Podgorica'dan sonra yollar Karadağ'ın, yani Sırbistan sınırına gelene kadar çok şeydi yani, dehşet dağlar İnanılmaz vardı. İnanılmaz, böyle tünel sanıyoruz değil, evet. Dağın çıkıntısı yani, taşlar böyle üstünüze düşecek gibi, yıkılacak sanıyorsunuz gerçekten. Gerçekten Karadağ'dı çok, yani. Çok dağ, evet. Karadağ zaten Avrupa'daki en dağlık ülke. Karadağ'ın %89'u dağlardan oluşuyormuş. Biz de bunu oraya gidince öğrendik. Ama mükemmel bir coğrafya tabii oluyor bu da. Evet. Hatta dedik ki keşke gece yolculuğu değil de gündüz yolculuğu yapsaydık da görseydik. Evet. Çünkü hani çok güzel doğa manzaraları vardı muhtemelen ve gece olmasından dolayı biraz kaçırdık. Artık belki bir dahaki sefere gündüz yolculuğu yaparız. Aynen. Bir de arkadaşlarımız dedi ki burada kaza yapınca direkt uçuyorsun, ölüyorsun. Yani çünkü bir taraf uçurum, diğer tarafta dağ. Yani eğer bir hata yaparsan yollar tek şerit maalesef. Karşıdan gelen giden sıkıntılı. Çok fazla kaza oluyormuş ve çok fazla uçuyormuş arabalar uçurumlardan. Tehlikeli yani. Daha geniş yollara kesinlikle ihtiyacı var bu ülkenin de. Şimdi otelimize gitmeye çalışacağız. Saat erken, muhtemelen giremeyiz. Bir yerde oturabiliriz bir kahve çay içmek için. Artık oralarda görüşürüz. Belgrad'da kaldığımız oda burası. Hemen girişi banyo. Tertemiz, modern bir banyo. Sonra yatak odası var. Gerçekten içerisi çok temiz kokuyor. Burada bir oturma bölümü var. Bizim için televizyonu da açmış. Temizlikçi abla sağ olsun, çok tatlı biri. Şurada da mutfak var. Hatta Nescafe'miz bile var gibi duruyor. Mükemmel. Buraya 38 euro verdik. Normalde bazı şehirlerde oteli tutuyorsunuz ve üstüne o tuttuğunuz paranın şehir vergisi oluyor. Burada da 33 euro artı 5 euro şehir vergisiyle 38 euro olarak bu ücreti ödedik. Selamlar. Bu yürüdüğümüz cadde Knez Mihailova Caddesi diye geçiyor.
Mihailova buranın bir prensi aslında. Knez de zaten prens ya da kral demek. Hatta Prens Mihailova Osmanlı'nın Sırbistan'daki hakimiyetini sona erdiren kişi olarak da biliniyor burada. Bir Cumhuriyet Meydanı var ünlü. O Cumhuriyet Meydanı'nda da heykeli bulunuyor. Caddenin uzunluğu 1 kilometre ve bizim İstiklal Caddesi'ne benziyor. Biraz daha geniş. Yemek yiyecek yerler, kafeler, mağazalar, alışveriş yapılacak yerler bulunuyor burada. Caddenin sonu da zaten Kale Meydanı'na çıkıyor. Şimdi de Kale Meydan Parkı'ndayız. Burası şehrin en büyük parkı. Hemen Belgrad Kalesi'nin önünde bulunuyor. Kale de M.Ö. 3. yüzyıldan kalmış ama birçok kez tahribata uğramış. Bugün bayağı sağlam olarak karşımızda duruyor ama. Burası da Melik Gökçek'in Belgrad'a kazandırdığı bir park. Kalenin hemen dışına, bu hemen yanımızdaki gibi basket sahaları, biraz önce de arkada vardı, tenis kortları vesaire yapmışlar. Çok anlamlı, çok hoş. Bu kapı kalenin giriş kapılarından bir tanesi. İstanbul Gate diye geçiyor, İstanbul Kapısı diye. Adını İstanbul'a baktığından dolayı bu şekilde alıyormuş. Bilinen en güçlü Sırp İmparatorluğu 1346 yılında kuruluyor. Daha sonra 1371 yılında bu imparatorluk kendi iç problemlerinden ötürü Sırp Prensliği ismini alıyor. 1521'de de Kanuni Sultan Süleyman burayı fethediyor. 1521'den 19. yüzyıl ortalarına kadar bir şekilde Sırplara taviz verilerek de burada hala Osmanlı asker bulunduruyor. 1878'de de Sırbistan tamamen bağımsızlığını kazanıyor. Bağımsızlığını kazanan Sırbistan 1945'te Yugoslavya'ya katılıyor. Daha sonra 92'de Yugoslavya dağılıyor. Sırbistan Karadağ'la birlikte 2. Yugoslavya devletini devam ettiriyor. Daha sonra 2003'te isimleri Sırbistan ve Karadağ olarak değişiyor. Daha sonra da 2006'da Karadağ Sırbistan'dan referandumla ayrılma kararı alıyor. Ülke tarihinde en son yaşanan problem ise 2008'de Kosova'nın kendi kendine bağımsızlık ilan etmesi ve Sırbistan'a göre özel bir bölge olarak şu an bu ülke sınırları içinde bulunması. Şu kol Sava Nehri'nin bir parçası. Orası da Tuna Nehri. Kale tam Sava ve Tuna Nehri'nin birleştiği yeri görüyor. Şu an biz Eskişehir bölgesindeyiz. Turistik olarak görülebilecek her şey de Eskişehir bölgesinde aslında. Nehrin karşısında bulunan bölgede Yenişehir olarak geçiyor. Yani Novigrad, Yenişehir, Starigrad, Eskişehir Sırpların kendi dilinde. Novigrad'da daha çok iş merkezleri, gökdelenler ve alışveriş için imkanlar var. Kalenin içinde Osmanlı'ya ait yapılar görmekte hala mümkün. Mesela bu Damat Ali Paşa'nın türbesiymiş. Hatta çaput bağlamışlar kapısına, evet, camlarına falan. Evet.
şu an Belgrad Eskişehir'in kalbi sayılan Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Cumhuriyet Meydanı'nın da en ünlü eseri az önceki Knez Mihailova Caddesi'ne de ismini veren 3. Mihailo. 3. Mihailo kim? Osmanlı'dan Sırpları kurtaran adam olarak anılıyor Sırbistan'da bugün. Osmanlı burada hüküm sürerken bu meydanda bir kapı varmış ve ismi İstanbul Kapısı'ymış. Çünkü bu yön İstanbul'a doğru bakıyor. O nedenle o şekilde adlandırılmış. Şu an o kapıyı yıktıktan sonra 3. Mihailo'nun heykelini dikmişler ve 3. Mihailo'nun heykeli İstanbul'u gösteriyor parmağıyla. Bu Sırplar arasında şöyle anlatılıyor. Türkler geldiği yere tekrar gidecek. Şimdi arkamızda Knez Mihailova Caddesi. Biz de Tesla Müzesi'ne gidiyoruz. Tesla 1856 ile 1943 yılları arasında yaşamış Sırp bir bilim adamı ve alternatif akımın mucidi. Müzede birçok interaktif aktivite ile Tesla'nın icatlarını daha kolay anlayabiliyorsunuz ve daha yakından görme şansı bulabiliyorsunuz. Şimdi müzeyi ziyarete gidiyoruz. Bu müze 1952 yılında Yugoslavya döneminde açılmış. Maalesef. Uzun ve yorucu bir yürüyüşten sonra sıra olması biraz üzdü. To see the electrical discharge. Be prepared to see electrical discharge up there, and when the electrical discharge comes through, you will see neon bulbs in your hands light up. Pay attention to that. Şimdi kül olursan artık... Hakkını helal et. Are we ready? Yeah. Okay, one more time, one, two. Okay, we all survived. Can I get? Can I İğne gibi azıcık. Nikola Tesla'nın külleri de bu kürenin içindeymiş. Bu müzede Tesla'ya ait 200 binden fazla kişisel eşya bulunuyor. Kaç şartların ismini mühendisler yazıyor. Müzede izlediğimiz giriş videosunun, Tesla'nın hayatı videosunun alt yazısı Türkçeydi. Yani o kadar çok Türk geliyor ki demek ki o şekilde ayarlamışlar. Müzeye giriş 120 lira kişi başı. Biraz pahalı. 800 Sırp dinarı. Sırp dinarını TL'ye çevirdiğinizde yaklaşık 7'ye bölüyorsunuz. Yani 1 TL 6.7 Sırp dinarı tam olmak gerekirse. O şekilde. Beğendin mi müzeyi? Yani iyi ki geldim diyor musun? Evet, iyi ki geldim diyorum. Çünkü yani
Tesla ya. Gelinirdi zaten. Yani bir tane müzesi var. Onu da gelinsin. Aynen. Dünyada bir müzesi var ve çok önemli bir mucit sonuçta. Kesinlikle değerli. Şu an taş meydandayız. Burası Roma döneminde şehrin inşası için kullanılan taş ocağıymış aslında. Arkamda da gördüğünüz gibi birkaç tane taş da sergileniyor burada. Osmanlı'ya isyan eden Sırplar burada örgütlenmiş, burada kamp kurmuşlar ve sonra özelliklerini de burada duyurmuşlar. Sanırım o dönemden sonra burası taş ocağından bir meydana çevrilmiş. Hemen arkamızda Aziz Mark Katedrali var. Bu da 1885'te inşa edilmiş bir Ortodoks kilisesi. Şehirde önemli bir Ortodoks kilisesi daha var. O kilise de Balkanların en büyük Ortodoks kilisesi olarak biliniyor. Ve dünyanın en büyük 3. Ortodoks kilisesi olarak biliniyor. O kilisenin ismi de Aziz Sava Kilisesi. Bugün çok yorulduk, oraya muhtemelen gidemeyeceğiz ama hani sizin vaktiniz olursa gidebilirsiniz. Balkanların en büyük Ortodoks kilisesini görmek için. Bu arada kilise demişken, bu ülkenin nüfusunun %85'ini Ortodokslar oluşturuyor. %6'ya yakınını Katolikler oluşturuyor. %4'e yakınını da Müslümanlar oluşturuyor. Belgrad 1999 yılında NATO tarafından bir hayli bombalanmış. Bunun sebebi de Kosovalılar bağımsızlık almak isterken Sırpların buna karşı bir baskı yaratmasıymış. En sonunda NATO bu ülkeye giriyor ve birçok bölgeyi bombalıyor. Bu taş meydanda en çok zarar gören yerler arasında. Maalesef birçok çocuk da ölmüş bu bombalamalar esnasında. Kim ne kadar haklı olursa olsun, siviller, çocuklar zarar gördüğü sürece kimin ne kadar haklı olduğunun bir önemi kalmıyor ne yazık ki. Şimdi parkta çok fazla insan var çocuklarıyla, çok böyle güzel bir şekilde vakit geçiriyorlar. Şimdi Skadarsk olarak bilinen buranın Bohem bir mahallesindeyiz. Yani burası böyle entelektüellerin, sanatçıların takıldığı bölge olarak biliniyor. Daha rahat, böyle her yerde müzik, tiyatro, gösteriye bir anda şahit olabiliyormuşsunuz. Burada güzel bir restoran bulup belki yemek yeriz, belki bir şeyler içeriz. Burası da bugün son ziyaret edeceğimiz yer olacak zaten. Her yerde de akordeoncu maşallah. Bir gün Sırbistan'daydık. Gün içinde herhangi olumsuz hiçbir şey yaşamadık. Yarın da yolculuğumuz İstanbul'a, bu uzun seyahatimiz bitti bugün itibariyle. Umarız siz de keyif almışsınızdır videolardan. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdilik iyi akşamlar, hoşça kalın.